var olduğu bir oluşumu mükemmel şekilde idare ettiniz ve aynı diklikte duruyorsunuz. Bunu bozmak isteyen yandaş basının bir takım haberleri oldu. Onları da konuşacağız. Ama aynı dik, aynı duruşunuz, tavrınızla Artvin'in bir yerde simgesi oldunuz. Ve bütün bu duruşunuzda medyatik olmak gibi bir olayın içerisine de girmediniz. Bunu da ben özellikle paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Bu tür olayların içinde olan arkadaşlarımızın zaman içerisinde nasıl söyleyeyim, biraz medyanın göstermiş olduğu, ilginin verdiği bir belki kelime tam oturmayacak ama hafif bir şımarma oluyor zaman içerisinde. Zerre kadar bunun bir şeyini ben sizde görmedim. Yürekten kutluyorum ve davanızın yanındayım. Bunu tekrar tekrar söylüyorum buradan ekranlardan. Buradan bütün yüreğimle, bütün Artvin halkına sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Artvin'in yanındayız. Bunu çok net olarak da söylüyorum. Önce bu Cerastepe olayı nedir? Bu maden olayı nedir? Nasıl çıktı? Çok kısa bunu bir sizden almak istiyorum. Her şeyden önce teşekkür ederim. Yalnız deminki söyledikleriniz için çok teşekkür ederim ama aslında burada ben yok, biz varız. Yani onun ben değilim aslında. Ama siz simgelesiniz. Yani evet. Biraz çok konuşmak zorunda kaldığım için beni biliyorsunuz ama benim gibi yüzlercesi var, binlercesi var. O yüzden ben olarak algılamamak daha doğru aslını sorarsanız. Bütün Artvin halkı bunu yaşamsal bir mücadeledir ve bütün Artvin halkı sürdürüyor. Sürdürmek de zorunda zaten. Aslında 90'lı yıllardan beri süren bir mücadeledir bu. 90'lı yıllardan itibaren Artvin'de bir takım şeyler, coğrafi veya şeyler oluşunca ilk önce tıraşlama kesimler için bir mücadele başlatmıştık. Bir takım işte yasak deremiz kesilmişti, onun için bir mücadele başlatmıştık vesaire derken 95'li yıllara doğru ilk Cerattepe, yani Cerattepe ve Genya Dağı'dır aslında. Cerattepe 250 hektarlık bir küçük olan alandır. Hı-hı. Ama onun devamında 4156 hektarlık Artvin şehrinin üst mahallelerinin de 3 tanesinin de büyük bölümünü kapsayan, Artvin'in bütün yaşam alanlarını kapsayan devasa bir alandır. 4406 hektardır bütün aslında bakarsanız. Artvin'e karşıdan baktığınız zaman gördüğünüz ve göremediğiniz bütün alanlar, yani şehrin üst kesimindeki bütün alanlar maden alanıdır. Ve Oğuz Hoca'nın tabiriyle Artvin aslında bir huni gibi olarak düşünürsek bütün orada yukarıda olacak her şey aşağıya huninin ağzına akar. Evet. Yani bu Oğuz Hoca'mızın bir şeyidir, gerçekten anlatımlarından alınmadır. 95'li yıllara geldiğimizde yukarıda bir takım sondajların yapıldığını ve o sondajlar sırasında birkaç ineğin, hayvanın ciğerlerini patlayarak öldüğünü, neler oluyor? Yani orada bir madencilikle yapılmak istendiğini duyunca neler oluyor diye araştırmaya başladık. Araştırmalarımızı işte ilk önce yine Oğuz Kurdoğlu hocamız Meta'dan bir takım bilgiler aldı. Bir takım işte şeylerle araştırılmaya başlandı. O arada şirket, ilk şirket, Kanadalı şirket, Komiko diye bir başka bir şirketti. O şirket bizim yine o zamanki Artvin Belediyesi, İstanbullar Artvin Hizmet Vakfı, işte bir takım şeylerle Artvin'de, o da kendi tanıtımını yapmak için bir panel düzenlediler. Esasını sorarsanız Artvin'deki ilk karşı çıkışın yükselmesi o kendi düzenleri, kendilerini de tanıtmak için düzenledikleri o panelle başladı. O panelle bir anda bir çıkış oldu ve o arada da tabii bizler işte bir takım araştırmalar yapmaya başlamıştık. O dönemin valisi, o zaman bir şey söyleyeceğim ama devletin ve halkın valileri vardı aslında. Lütfen sorarsanız. Lütfen söyleyin. Biz şimdi bazı şeyler için üzülüyoruz, bunu söylemek zorundayım. Evet. O zamanın valisi de bir takım araştırmalar yapmıştı ve burada madenciliğin olmayacağını, bunun tehlikeli bir şey olduğunu da söylemişti. Hatta daha sonraki yıllarda da bir de rapor yapıp resmi gazetede de yayınlatmıştı. Bir takım işte araştırmalardan sonra, o ilk panelden sonra onun valinin de, o dönemin valisinin de uyarısıyla, bunlar çok basit şeyler değil, bunlarla tek tek baş edemezsiniz, bir dernek oluşturun, herhangi bir siyasi elpazeye dayanmayan, yani Artvin halkının oluşturduğu bir şey oluşturun ve bir birlik beraberlik içerisinde bir şeyler yapın uyarısıyla Yeşil Artvin Derneği 95 yılında oluşturuldu.
Evet. Yeşil Artım Derneği aslında sadece bir birleşme yeridir. Yani herhangi bir siyasi erge, çünkü iktidarlar değişti biliyorsunuz, şeyler değişti. Ama Yeşil Artım Derneği'nin amacı, yapısı veya duruşu değişmedi. Artvin halkının yaşamsal mücadelesidir. Çünkü Yeşil Artvin Derneği de Artvin halkıdır aslında. Başka bir şey değildir. Bir çatıdır, toplanma yeridir. Şu anda yaklaşık 70'in üzerinde bileşenimiz var. Biz bütün toplantılarımızı 95'ten itibaren bütün Artvin'deki siyasi partiler, belediye başkanlığı, işte barosu, bütün STK'larıyla, büyüğüyle küçüğüyle hepsini telefonla bizzat arayarak çağırıyoruz. Toplantılarımızı yapıyoruz, karar verip ondan sonra harekete geçiyoruz. Mesela en son mahkemeye gitmeden önce de yine en son gece bile bütün hepsini oturup tek tek aradık, toplantımızı yaptık. Ondan sonra ertesi gün yola çıktık. Yani yöntem, sistem bu. Aslında basit, evet. Aslında şu anda hani ülkede işte yapılmak istenen birlik, beraberlik mesajları veriliyor. Ama esasında biz bunu zaten 20 seneden fazladır Artvin'de çok güzel örneğini veriyoruz. Eğer aslında zaten örnek olarak alsalar ülkede bir sürü sorun da aşılmış olur zannediyorum. Aynen, katılıyorum. Komiko işte halkın muhalefetiyle bir takım, tabii o arada 95'te Yeşil Artvin Derneği kurulur kurulmaz hemen akabinde biz dedik ki tamam, Murgul Damar'dan da madenciliğin çok temiz bir şey olmadığını biliyoruz. Bir de şehrin tam üst tarafında olduğu için ve bizim yaşam alanımızın, işte boğa güreşlerimizin yapıldığı yer, sularımızın olduğu yer çok önemli de, bitkisel hayvansal bir alan olduğu için biz dedik ki burada hani neler oluyor, gerçekten bu maden yapılırsa ülke mi kurtulur, bir yöntemi var mıdır, veya işte Artvin yani hadi feda edelim ama nedir ne değildir bir öğrenelim istedik. Bütün siyasi partileri yine toplayarak herkes bir hoca getirtelim dedik. İşte toprakçı, bitkici, hayvancı, madenci vesaire. Bu bütün alanlarla ilgili, bu madencilikle ilgili bütün hocaları davet ettik. İşte her parti birinin gidiş gelişini karşıladı. Yani hocalara biz zaten başka hiçbir zaman Yeşil Artvin Derneği'nin bir parası da olmadı. Bunu da bu arada artı açıklayayım. Yıllık 12 lira aidatımız var. Her şeyi Artvin halkı paylaşarak hallediyor. Yani bütün giderlerimizi de o şekilde hallediyoruz. Ve bunlar hocalarımız geldi. Birkaç gün hem şirketin, o arada Komiko şirketi bir miktar tünel, yani şirket aslında maden orada altın, bakır, gümüş, çinko, bir miktarı derinde daha aşağılarda olduğu için bakırı tünelle almaları gerekiyormuş ama esasında açık altın işletmesi yapmaları gereken bir madencilik. Bu Cerattepe kısmı için. Diğer kısımlarda henüz bir şey yok. İlk bilinen rezerv orası ve oradaki yapılacak işlem için. Hocalarımız geldiler, hem şirketle görüştüler hem işte bir takım bilimsel çalışmalarını yaptıktan sonra dediler ki %100 haklısınız, burada asla madencilik yapamazsınız, Artvin çok geçirimli bir yapıya sahip, buradaki en ufak şey size Artvin'in yaşam alanı olmaktan çıkarır, aynı zamanda da burası zaten Hatila Milli Parkı'nın bitişi, esasında Hatila Milli Parkı'nın sınırlarının daraltıldığını da o zaman öğrenmiş olduk. Hatila Milli Parkı'nın sınırları her iki taraftan gömleğe pens atar gibi daraltılmış. Çünkü orada madencilik izni verilmesi için daraltılarak da ondan sonra ilan edilmiş aslını sorarsanız. İşte halkın mücadelesiyle, tabii hikaye çok uzun, ben o kadar uzatmayayım isterseniz. İşte bu sefer hakikaten hem bilimsel araştırmalarımızı çoğalttık hem de halka bilgilendirme yapılmaya başlandı. Ve herkes hakikaten bir bütün olarak o gün bugün mücadeleyi sürdürmeye başladı. Kominko'nun döneminde ilk işte bir Artvin'den 10 bine yakın imza toplandı. Topluca yine bütün siyasi parti il başkanları ve STK temsilcileriyle Ankara'ya gidildi. Ve bilare Kominko çekildi ama bir başka Kanadalı firmaya devrederek çekildi. Haklarını bir başka Kanadalı firmaya devretti. Immet Mining diye bir başka Kanadalı firmaya devretti. Immet Mining aslında Çayeli Bakır'ı işleten firma. Ama orada ismini Çayeli Bakır kullanıyor. Artvin'de de Artvin Bakır adı altında bir şey kurdu. Gelen bütün şirketler Kominko'da ilk önce işte alttan bir miktar kapalı galeriyle bakır alacağız ama üstte açık işletme yapacağız. İşte çok güzel olacak diye projelendirmiş, bize sunmuştu. İmmet de ilk önce altınla girdi ama tepki olunca hemen biz sadece tünelle girip bakır alacağız diye.
Kominko'da ilk işte hemen biz sadece tünelle girip bakır alacağız diye aynı söylemle devam ediyorlar. İmmet'in döneminde de bu sefer bu arada baktık ki işte Bergama'da da hukuksal kazanımlar da başlamıştı. Biri gitti, biri geldi. İmmet Mining'in bütün yöneticilerini yerli yabancı çağırdık derneğe. Gitti, biri geldi. İmmet Mining'in bütün yöneticilerini yerli yabancı çağırdık derneğe. İşte biz burada bunu istemiyoruz. Bizim yaşamsal olarak bizi etkileyecek ve Artvin işte olağanüstü bir yerdir. Bizim yaşam alanımız orası. O yüzden nedenlerimizin içinlerimizi bir takım bilimsel veriler de elimizde olduğu için anlattık ve başlamamalarını rica ettik. İstedik yani. Biz gayet medeni bir şekilde karşılıklı konuştuk. Ama ne yazık ki bütün şirketler ayak oyunlarına girmeden normal işlerini yapmıyorlar. Yani normal zaten bu işler normal şekilde yürümüyor herhalde. Düzgün şirketlerde mutlaka öyle şeyler yoktur ama bunların hiçbiri düzgün bir şey yürütmedi bugüne kadar. O da bir takım şeylere yapmaya başladı. Bu arada da işte Bergama'da da hukuksal kazanımlar başlamıştı. Biz de Artvin Barosu'na işte artık bir hukuksal sürecimizin de başlaması gerektiğini belirterek Artvin Barosu avukatlarına 2 gün hocalarımızı çağırarak ekoloji açıdan Artvin'in önemini, niye dava açmamız gerektiğini, ilk önce tabii doğayı bilmeleri gerekiyor. Hani bu tür çevre davaları Türkiye'de çokça da o zaman var olan şeyler değil. Hı hı. Hani ekoloji nedir? Biz de zaten bu mücadelenin içerisinde baktık ki biz Doğu Karadeniz'in doğal yaşlı ormanları denen çok özel bir ekosistemde yaşıyormuşuz. İşte dünyadaki 200 ekolojik önemli ekolojik bölgede yaşıyormuşuz ve 200 işte sıcak noktadan biriymiş, tehlike altındaymış. Yani burayı mutlaka korumamız gerekiyormuş. İşte çok sayıda yaban hayatımız varmış. Yırtıcı kuş göç yoluymuş vesaire vesaire. Yüzlerce şeyi bizim gerekçe. Yaşamımızın dışında da yani biliyorduk bir takım kıymetli şeylerimizi ama bunun dışında da hakikaten dünya ölçeğinde kendi yaşamımızın dışında bir de gelecek kuşaklara bırakmamız gereken bir emanete sahip olduğumuzu öğrendik. Evet. Bu bizim için gerçekten kendi yaşamımızdan bile çok daha önemli bir şey. Bize emanet edilmiş olan olağanüstü bir yüzlerce tıbbi ve aromatik bitkisi olan, işte yüzlerce canlıyı barındıran, buzul çağından bugüne kadar gelmiş bir özel bir coğrafyada yaşadığımızı öğrendik. Yani daha detaylı bilgi sahibi olduk ve mücadelemizin bu sefer bir kısmı da onu korumak zorunda olduğumuzu bilincine vararak sürdürmeye başladık. Bunu Artvin halkı zaten hakikaten yaşamın ne demek olduğunu, öyle bir coğrafyada yaşayan insanlar zaten o coğrafyanın kıymetini bilirler. Ama daha çok kıymetini bildik. Dolayısıyla İmmet Mendik döneminde davalarımızı açtık. 2005 yılında davalar, Artvin Barosu ve Yeşil Artvin Derneği olarak davalar açıldı. Bunlar zaten Bedrettin Bey zannedersem canlı yayına bağlanacaksınız. O tarz sizi daha detaylandırır ama ben kısaca şunu söyleyeyim. 2008'in sonunda iki ruhsatı yani Cerattepe ve Genya ruhsatının ruhsatları iptal oldu. İptal ettirildi. Hı hı. Yani mahkeme kararıyla burada edildi. Yanlış bir yerdir, burada madencilik yapılamaz diye iki ruhsat iptal edildi. Evet. 2009'un başında da bu ruhsat iptal kararları Danıştay tarafından onandı. Bakın, onandı. Ve biz dedik ki tamam artık. Bu iş kapandı. Hatta forumlar kuruldu, oynandı, evet, bayram yani, yapıldı. Yani evet. Ruhsat iptal edilen bir yerde herhalde bir daha yeniden bir şeyler yapılmaz. Yani yanlış olduğu anlaşıldı. Mahkemeler bunu onayladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri, biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Orası da Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları ve bir daha başka bir şey olmaz diye düşündük. Bu arada tabii Artvin'de sorun sadece Cerattepe ve Genya maden sahası değil. Esasına bakarsanız Çoruh Vadisi bir bütün olarak yok edildi, insansızlaştırıldı ve bu arada da yan kollarda da yaklaşık 176 tane HES'ten ve bunların tahribatlarını görmeye başladık. İşte ilk önce Borçka Kabaca Vadisi'nde işte Bedrettin Bey, Oğuz Hoca falan ilk önce onlar gittiler. Bir vadi boyunca 5 tane peş peşe HES yapıldı ve bütün vadi su gün yüzü görmeden 25 kilometre boyunca ondan sonra Borçka Barajı'na ulaşmaya başladı. Bir sürü baktık ki inanılmaz vahşetle yapılan bir HES şeyleriydi. İşte bu sefer köy köy gidip yani vadi vadi neler oluyor?
bu ne demektir? Hakikaten enerji için midir? Veya başka şeyler mi var? Neyiz? Bu nasıl bir zararlıdır? Ki zaten esasında sadece vadideki tahribat değil, bunların esas tahribatlarını şu anda Artvin daha çok yaşıyor. İletim hatları. Yani iletim hatlarıyla beraber bu daha korkunç bir boyuta geliyor zararları. Şimdi 5 dakika sonra reklam arasına gireceğiz. Ankara stüdyolarımızdan Artvin milletvekilimiz Uğur Bayrak Tutan var. Uğur Bey, İstanbul'daki stüdyo konuğumla tabii biz burada epey lafı uzattık ama sizi de unutmadık. Uğur Bey, 5 dakika içinde reklama gireceğiz. Bu son 5 dakika içinde size bir söz vermek istiyorum. Bütün bu çalışmalarla birlikte olayın tabii başından beri siz de parlamentoda konuyu gündeme getirip bu konuyla ilgili emek verenlerdensiniz. Konuyu bir de sizin parlamento ayağındaki çalışmalarınızda ele almanızı istiyorum. Sizi dinliyoruz Uğur Bey. Çok teşekkür ediyorum Osman Bey. İyi yayınlar diliyorum. Neşe Hanım'a da selam gönderiyorum Cumhuriyet'in Mustafa Kemal'in başkentinden. Önce şunu ifade edeyim. Evet, Neşe Hanım Sayın Başkan çok güzel bir şekilde anlattı o sürecin nereden nereye geldiğini. 25 yıllık bir mücadele ama bunun bir de parlamento boyutu var. Önce onu anlatayım. Neşe Hanım'ın anlattığı boyutta biz 2008'de 2009'da alınan mahkeme kararlarından sonra Türkiye bir hukuk devletidir. Biz dedik ki herhalde bu işlem bitti. Burada madencilik yapılamaz. Bir kentle bir maden arasındaki bir tercihte tercihin kentten yana yapılacağını düşündük. Ve mahkeme kararlarına rağmen orada çivi çakılamayacağını düşündük. Kominko madencilik Artvin halkını ikna edemedi ve ayrıldı Artvin'den. Ve dedik bu iş bitti diye düşündük. Ama arkasından 2011'de ben milletvekili oldum. 2012 yılının 17 Şubat'ında tekrar ihaleye çıkartıldığına ilişki Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden bir ihale duyurusu yapıldı. Önce buna inanmadık, olmaz diye dedik. Beni parlamentoda bu işi iyi bilenler, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nde daha önce çalışmış olan yetkililer beni ziyaret ettiler. Dediler ki bu ihale şartnamesi yukarıdan aşağı doğru dökülen bir ihale şartnamesidir. Bu ihale şartnamesine resmen bir firmayı, bir kişiyi tarif etmektedir. Ne şekilde dedim, ben maden mühendisi değilim, ben hukukçuyum, avukatım. Ve gerçekten de ihale şartnamesini eğer dinleyicilerim böyle dikkatle dinlerlerse, ihale şartnamesinin 8. maddesi de aynen şöyle söylüyor. Diyor ki, Cerahtepe ihalesine girecek olan firmanın ihale tarihinde Türkiye'de bir kere önce 3 yıl içerisinde işletmeye başlaması lazım. 10 yıl içerisinde yılda bu yerle ilişkin olarak 10 bin ton metal bakır, 500 bin ton da tüvenen malzeme üretecek tesise sahip olması gerekir diyor. Dikkat edin Osman Bey, bakın. Bu ihaleye girecek olan firmanın Türkiye'de ihale tarihi itibariyle 10 bin ton metal bakır, 500 bin ton da tüvenen malzeme üretecek tesise sahip olması gerekir diye diyor. Bakın soruyu getirdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı aracılığıyla ilgili bakana, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı'na soru sordum. Dedim ki ihale tarihi itibariyle 16 Şubat itibariyle, 17 Şubat itibariyle Türkiye'de bu ihale şartnamesine uygun kaç tane firma vardır dedim. Kime aittir? Kaç firma girebilir bu ihaleye diye. Osman Bey çok ilginç cevabı burada. Burası evet. Türkiye. Eğer bu uygulama Türkiye'de değil de hukuk devleti olan bir Batı ülkesinde yapılmış olsaydı bu ihaleyi yapanlar şu anda Yüce Divan'da yargılanıyorlardı. Ve bana verilen cevap da bu ihale tarihi itibariyle Türkiye'de buna uygun bir tane tesis vardır. Samsun'da bu tesiste eti bakırdır, Cengiz grubu aittir diye yazılı cevap verdiler. Ben Sayın Bakan'a dedim ya Sayın Bakan böyle ihale olur mu? Teslim. Bir firmayı tarif eden ihale olur mu? Evet. Böyle bir ihale olabilir mi dedim. Bakan önce ciddiye almadı ne demek istediğimi. Sayın Bakan'a Artvin Eğitim'in huzurunda dedim ki bakın Karadeniz sahil yolu ile ilişkin olarak o dönemde hangi kilometre nereye verileceğine ilişkin bir, bizim Artvin'in eski bakanımız Sayın Hasan Ekinci bir tespit yaptı ve o dönemin bakanı Yüce Divan'da yargılandı dedim. Enerji Bakanı'na söyledim Sayın Taner Yıldız'a. Beni ciddiye almadı. İhale tarihinde bir de baktık ki ihaleyi başka bir firma almış Osman Bey. Sonra Sayın Bakan kürsüye çıktı benim yanıldığımı söyledi. Dedi ki Artvin milletvekilinin yanıldı. Neler olabileceğini tahmin ediyordum dedim zaman içinde göreceğiz yanılıp yanılmadığımı. Ve aradan belli bir süre geçtikten sonra bir de baktık ki çünkü o ihaleyi alan firmanın böyle bir tesisi yok, böyle bir işletmesi yok. Yani hatta ben parlamentoda ne yapacak, evinde mi işleyecek dedim bu madeni. Aradan belli bir süre geçtikten sonra bir de baktık ki o firmanın sahipleri, öbürleri beni mecliste ziyaret ettiler. Açıkça dediler bu işi gündeme getirme, kapat üzerine gitme bu işin diye.
Ne açıkça yani açık geldi teklif ettiler bana. Yani bu işleri kapattı. Yani bunları unuttu. Yani boş ver sen başka işlerle uğraş diye. Bir de baktık ki Rödevans'la tekrar o alması gereken firmaya birinci ihaledeki alan firma Rödevans'la gene aynı Cengiz Grup'a devretti. Şimdi böyle bir şey olamaz. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Bakın Neşe Hanım çok güzel anlattı. Bizim Artvin çok kırık bir arazi Osman Bey. Geldiniz gördünüz. Evet. Yani ama bir her kentin kendine göre özellikleri vardır. Her kentin değerleri vardır. Bizim kentimiz hem coğrafyasıyla ünlü hem insanımızla ünlü. Türkiye'de bütün kentler birbirine benzer. Artvin sadece kendine benzer. Bir cumhuriyet kenti Artvin. Yani devletiyle, milletiyle, bayrağıyla hiç problemi olmamış bugüne kadar. Bakın, Uğur hep Bey, devletinin, milletinin yanında olmuş. Uğur Bey, size tekrar bağlanacağız. Topraklarımız verimli topraklardır. Uğur Bey, tekrar bağlanacağız. Tabii. Ben kısa bir reklam arası alacağız. Neşe Hanım'ın kısa bir görüşünü alıp Avukat Bedrettin Kalın'la bir telefon, canlı telefon bağlantımız olacak. Ve tekrar size bağlanacağız. Kısa bir reklam arası lütfen. Seçilmiş bilirkişi heyetiydi. Mahkemedeki yargılama ise yargılamanın, duruşmanın olduğu gün meydana gelen şeyler ise hakim ilet sebeplerimizin en önemlilerinden birisiydi. Gerçekten de 751 kişinin davacı olduğu bu dava Türkiye'nin en büyük çevre davasıydı. Ancak davacılar dava duruşma salonuna ulaşamıyordu. Yani görülmüş şey değil, kabul edilebilen bir şey değil. Adalete erişim en temel insan haklarından birisidir. Adalete erişimin en ön koşullarından birisi de mahkemeye erişimdir. Mahkemeye insanlar ulaşıp duruşmayı izlemek hakkına her yurttaş sahiptir. Burada da bir ayrım da yapılamaz. Evet. Davacı olup olmama kriterine bile bakılamaz. Her yurttaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşı o dava duruşma salonunu girme ve o duruşmayı izleme hakkına sahiptir. Bırakınız biz diğer yurttaşları, bu davada davacı olan yurttaşlar bile Fındıklı'da, Rize'de durduruldular ve duruşma salonuna girişleri engellendi. Biz avukatlar olarak 6 yerde arandık, avukat olduğumuz için geçebildik. Mahkemeden bunları tek tek anlattık duruşmada. Hiç olmazsa duruşma saatinin ileriye alınmasını talep ettik. İnsanlar ulaşabilsinler, davacılar ulaşabilsinler diye duruşma saatinin ileriye alınmasını talep ettik. Bu kabul edilmedi. Duruşmanın ertelenmesini talep ettik. Bu da kabul edilmedi. Duruşma salonunun yenilenmesini istedik. Bu da kabul edilmedi. Bu durumda başka bir şey kalmamıştı. Mahkeme heyeti çok açık olarak bir karar vermişti. Duruşma da sembolik bir duruşmaydı. Yani bizi dinleyip neticede kararlarını bir gün sonra açıklayacaklardı. Her şey bunu gösteriyordu. Yine Rize valisinin, Artvin valisinin bu duruşmadan bir gün önce çıkardıkları genelgeyle duruşma salonuna girenleri bile kendilerini tespit ettiği bir idari durum da söz konusuydu. Düşünün ki duruşma salonuna kimin gireceğini Rize valisi belirliyordu. Bu hukuk usulünde olmayan, bir hukuk devletinde asla olamayacak bir şey. Bir mahkeme salonuna kimin gireceğini sadece mahkemenin hakimi karar verir. O da bütün yurttaşların duruşmayı izlemesine imkan verecek tedbirleri almak yönünde bir karar olabilir. Kısıtlayıcı bir karar asla olamaz. Oysa ki Rize İdare Mahkemesi şunlar girebilir, şunlar giremez diye bir karar alıyordu. Bu olağanüstü hal koşullarını bırakın, sıkı yönetimi de aşan, sıkı yönetimde bile olmayan bir ülke, 12 Eylül faşizmini bile yaşamış bir ülke. Oralarda bile, o rejimlerde bile görülmemiş şeylerdi bunlar. Bütün bu sebeplerle hakimleri reddetmek, heyet olarak reddetmek zorunda kaldık. Bu bizim için de çok istediğimiz bir durum değil ama mecburen böyle oldu. Mecbur evet, kaldık. Bu reddi hakim talebinizin karşısında bundan sonraki süreçte ne olur? Kısaca da onu almak istiyorum sizden. Çok kısaca söyleyeyim efendim. Rize İdare Mahkemesi bölge olarak Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne bağlı. Dolayısıyla itirazımızı Samsun Bölge İdare Mahkemesi görüşecek. Ve haklı olup olmadığımız yönünde bir karar verecek.
Eğer Samsun Bölge İdare Mahkemesi haklı olduğumuz yönünde bir karar verirse yeni bir heyet bu dosyaya bakacak. Aksi takdirde dosya aynı heyete geri gönderilecek ve aynı heyet bu dosya üzerinde karar verecek. Daha sonra da bu karardan sonra da elbette temiz aşaması var, Danıştay aşaması var. Yargılama bir süre daha bu şekilde devam edecek, öyle görünüyor. Evet. Bedettin Bey çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Evet Neşe Hanım, şimdi olayın sürecinin hukuksal boyutuyla bakıldığında da yani ne kadar enteresan değil mi? Yani bu olayın arkasında bir güç var. Bu güç devletin içerisinde ve devletin içindeki bu güç ki o yer teslimi yapılmadan iş makinelerinin Cerattepe'ye çıkartılması sırasındaki yaşanan olaylara da bakıldığında devletin hiç savunacağı başka alan yokmuş gibi devletin bütün kolluk kuvvetleri oraya yığılmış, Artvin halkı teröristmiş gibi lanse edilmiş, böyle bir hava yaratılmıştı ki bütün bunları mükemmel bir şekilde organize ettiğiniz oradaki mitingde hiçbir kişinin en ufak bir şekilde bir olumsuz şeye bulaşmadan yapmak istediğinizi çok güzel ifade etmiştiniz. Şimdi bakıyorum olaya, yani yargı süreçlerine bakıyorum. Yani hakikaten insanın aklı alacağı gibi bir şey değil. Hakikaten. İsterseniz ben Uğur Bey'le bir kısa bir görüşme için tekrar Uğur Bey'i alayım. Ondan sonra 3. bölümde sizinle artık finale gelelim. Uğur Bey, bir 5 dakika sonra reklam aramız olacak yine. Ben 5 dakika sizin hiç sözünüzü bölmeden olayın sizdeki boyutuyla ilgili mücadelesinin son noktası ne olacak onları da sizden almak istiyorum. Tabii. Önce şunu ifade edeyim. Biraz önce Bedrettin Bey güzel bir değerlendirme yaptı. Bakın biz Rize'ye duruşmaya gidiyorken ben milletvekiliyim. Benim bulunduğum araç bile 5 kere durduruldu. Önce şunu ayırmamız lazım. Yani bu araçları durduran kolluğu, polisi ayırmamız lazım. Onların bir günahı yok. Yani bunlara talimat veren siyasi irade bizim muhatabımız. Artvinler Türkiye'nin her tarafında, Artvin'de yaşamayan Artvinler, Trabzon'da, Bursa'da, İstanbul'da 08 onlar için önemli bir ritüeldir. Araç plakalarının sonuna 08'i getirirler. Telefonlarının sonu 08 olabilir. Rize'de bizi kolluk durduruyor polis. 10 tane araç var, 2 tane 08'i potansiyel suçlu olarak ayırt ediyor. Bakın ilginç bir olay bu. Biraz önce Bedrettin Bey güzel değerlendirdi. Karar açıklanmadan önce, bakın ben uzun yıllar avukatlık yaptım. Ağır Ceza Mahkemesi'nde veya Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir sanık yargılanıyorsa, ona eğer ceza verilecekse, hürriyeti bağlayıcı ceza filan özellikle, mahkeme heyetinin başkanı ceza vermeden önce şeyi çağırır, mübaşşire der ki dışarıda gerekli önlemleri alın. Yani dışarıya jandarma, polis gerekli önlemleri alın ki adamı tutuklayacaklar diye. Şimdi burada Rize İdare Mahkemesi'nin kararını görüyoruz ki Artvin Valiliği, Rize Valiliği biliyor. Yani çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Bakın Rize İdare Mahkemesi'nin kararını hem Artvin Valiliği biliyor hem Rize Valiliği biliyor. Neden? İdare Mahkemesi bir ay içinde kararını açıklamak durumunda, karar verecek. Bir Artvin'de ve Rize'de bir aylık olağan istihal ilan ediliyor. Rize Valisi'ni telefonla aradım. Osman Bey, çok ilginç bir olay. Dedim ki Sayın Vali, bakın siz Rize'ye kimin girip giremeyeceğine nasıl karar veriyorsunuz? Hukukçu musunuz siz? Evet dedi, hukuk fakültesini bitirdim, avukatlık stajı yaptım dedi Rize valisi. Sadece dedi duruşmaya gelenleri alırım dedi. Yani güldüm geçtim. Tabii valinin hukuk bilgisi nereye bitirdiğini bilmiyorum, onlara karışmıyorum. Ama bir ile duruşmaya kimin gireceğine Rize valisi karar veriyorsa orada yargılama yoktur. Artvinler 6 ay aşkın süredir Cerattepe'de orman kesilmesin diye nöbet tutuyorlar. Bakın ilginç bir tablo var. Yani benim avukatlık yaptığım yıllarda ormanı vatandaş keserdi. Devlet ormanı vatandaştan korumak için orman muhafaza memurları vardı. Evet. Osman Bey şimdi dönem değişti. Şimdi gelinen noktada devlet vatandaşına karşı devlet ormanı kesmesin diye vatandaş ormanda nöbet bekliyor ve Rize İdare Mahkemesi Başkanı 7 aydır yürütmeyi durdurma kararı vermiyor Osman Bey. Böyle bir tabloyla karşı karşıyaydık. Evet. Bakın Artvin özel bir kent. Yani böyle bir kentte olağanüstü ile alakalı önlemler alıyorsunuz. Olağanüstü halin koşulları var. Yani niye anlıyor onu bilmiyorum. Valimiz daha yeni gelmiş. Bir gün olmuş valinin geliyor Artvin'e. Artvin'de vali Artvin'i tanımıyor. Artvin'i tanımıyor ve inanıyorum ki kendisi almamıştır bu kararı. İçişleri Bakanı ile bir gün evvel görüşme yaptım duruşmadan evvel. Sayın Bakan dedim. Bakın böyle böyle bir tablo var. Bana şunu söyledi. Efendim hatta PKK unsurlarının
Rize Adliyesi'nde Cerattepe duruşmasına geleceğini söyledi Osman Bey. Allah bunu kabul Allah. Etmek mümkün değil. Eğer PKK unsurları Rize Adliyesi'ne Cerattepe duruşmasına geliyorsa inanın bu ülkede her şey bitmiştir. İçişleri Bakanı da o koltuktan ayrılmalıdır. Bizler de milletvekili olarak evimize gidelim. Biz cumhuriyeti, devleti, vatanı, milleti sever insanlarız. O İçişleri Bakanı Soylu, Sayın Soylu 2008 yılında Artvin'e geliyor. Artvin'de Yeşil Artvin Derneği'ni ziyaret etti. Orada ne diyor biliyor musunuz Yeşil Artvin Derneği yöneticilerine? Kamuoyuna açıkladım. Siz diyor vatan müdavası yapıyorsunuz. Sizleri kutluyorum diyor İçişleri Bakanı. Aynı noktada mıdır? Çıksın desin ki ben o zaman yanlış yaptım. Özür diliyorum. Bu Yeşil Artvin Derneği yöneticileriyle alakalı yanlış değerlendirmede bulundum. Eğer bunları inkar ederse ben milletvekilliğini bırakacağım. Açıkça ifade ediyorum. Ama eğer o noktadaysa dursun. Faruk Çelik de aynı konuşmaları yapmıştı. Şimdi şunu da söyleyeyim. Fazla zamanınızı almayayım. Bakın bu basit bir iş adamının ihtiraslarının ötesinde bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani siyaset kurumunda bunu kollayan ve koruyan bir büyük abi olmadan bir kentle bir iş adamı arasındaki bu kavgada böyle bir tablonun yaşanması mümkün değildir. Bakın siyaset kurumunda sadece koruma ve kollamanın ötesinde çıkarı olan bir büyük abi vardır bu işin içerisinde. Osman Bey açıkça ifade edeyim. Evet. Hatta bana bir dostum dedi ki bu senin boyutunu aşar. Karşındaki büyük güç çok büyük bir güç. O kadar büyükler ki her siyasi partide uzantıları var bunların. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama biz kral çıplak dedik gelebileceğim gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Biz kentimizi seviyoruz. Bu kent küçük kenttir ama bu kent yeri geldiğince kırılmayı ama asla eğilmemeyi öğretti bizlere. Yani bu kent doğru olmayı, dürüst olmayı bize bunu öğretti bu kent. Biz bu kentin çocuklarıyız. Orada yaşadık ve orada öleceğiz. Başka gideceğimiz bir Artvin yok. O nedenle bunların bizi anlamalarını beklemiyoruz. Efendim PKK'lılar geliyormuş, Alman vakıfları yardım ediyormuş. Biraz evvel Neşe Hanım güzel değerlendirdi. Bu insanlar cepinde paralarla, imece usulüyle kalkıyorlar, buralara geliyorlar. Bir kenti savunuyorlar. Bakın Cerattepe duruşmasında bir tabloyu gördük. Oyun şudur. Başbakan bizi yaptığı görüşmede efendim, dediler ki efendim mahkeme karar versin. Rize İdare Mahkemesi'nin 3 hakimini birden değiştirdiler. Rize o kararı veren hakimleri der bir tanesi şu anda içeride olduğunu öğrendik. İki tanesini tenzili rütbeyle ve başkanlıktan aldılar. Normal vergi mahkemesi üyesi yaptılar. Ve onun yerine bir kadro getirdiler. Açıkça ifade edelim. Şimdi diyecekler ki efendim mahkeme kararıdır uyun. Ben buradan Osman Bey açıkça ifade ediyorum. Bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp da diyorsa ki ben anayasa mahkemesi kararlarını tanımıyorum diyorsa Rize İdare Mahkemesi'nden ters bir karar çıksa bile ki biz doğru karar çıkacağına inanmıyoruz. Ulusal kanal aracıyla bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. Artvinlilerin de Rize İdare Mahkemesi kararını tanımama hakkı vardır. Milletvekili olarak da benim tanımama hakkım vardır Osman Bey. Açıkça evet. ifade ediyorum. Ulusal kanal çünkü, ekranlarından çünkü Artvin bu... özel bir yer. Artvin özel bir coğrafya. Evet. Bizim bunları yapıyorken başka bir saikle hareket etmemiz mümkün değil. Aynı Sayın Soylu'nun dediği noktadayız. Burada bir vatan savunması yapıyoruz. Vatan savunması noktasındayız ama vatan müdafası yapıyoruz. O nedenle Cerattepe böyle basit efendim göz ardı edilecek. Yok efendim bunların terör örgütleriyle bağlantıları var. Yok Alman vakıflarıyla ilişkileri varmış gibi saçma sapan söylemlerle çamur atılacak bir yer değildir. Cerattepe bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Biz Cerattepe'de yaşadık, Artvin'de yaşıyoruz. Yaşam alanlarımızı koruyoruz. Biz basit çevre mücadelesi değildir. Yaşam alanları koruma mücadelesidir. Çok çok teşekkür ediyorum. Kent Yaşam adına, Ulusal Kanal izleyicileri adına, Ankara stüdyolarımıza siz de bizim programımıza katkı koydunuz. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet, tekrar kısa bir reklam aramız olacak. Reklamdan sonra Neşe Hanım'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kent Yaşam devam ediyor. Son bölümdeyiz. Cerattepe'de hep yanlarında olacağımı tekrar ediyorum. Şimdi bundan sonraki süreç ve yapılması gerekenlerle ilgili olarak dernek başkanı olarak sizin sözlerinizi alarak programa sürdürelim istiyorum. Yani tabii bu şirket diğerlerinden daha maalesef çirkef çıktı. Biraz önce de siz ifade ettiniz. Mesela bana bu ilk darbe, yani
müdahale, Artvin'de ilk müdahale, yani bütün 7 tane ilin polisinin, jandarmasının, güvenlik gücünü Artvin'e yığıp müdahale etmeden önce bizim yerelde bir satın aldıkları birisi, işte Almanlarla gittiğimizi, şey yaptığımızı, Almanların bu şeye ön ayak olduğu gibi bir şeyler yazmış. Akabinde de işte bu belli basın program yapmış, haber yapmış vesaire. Onları bir ayrı öğreniyoruz. Onlara davalar açtık. Siyasi casusluk davası açtılar bana. Uf, aman Allah'ım ya. Bir gün bir zarf, işte postacı zarf getirdi. Beni arıyor. Takipsizlik kararım var dedi. Ben de işte her olan şeyde bir soruşturma açıyorlar. İfade veriyoruz. Herhalde savcı bey birisinden takipsizlik kararı verdi dedim. Şey açınca Muğla'dan geliyor. Bir ilçesinden. Enteresan, bir baktım siyasi casusluk, Alman casusluğu. İsim yok yalnız, o kadar kahraman şirketimiz, o kadar kahraman ki o çamuru isim vererek, birisini şey yaparak şey yapmıyor. Ya bu tür şeylerle karşılaşmaya başladık. Tabii Artvin küçük yer, bizim nasıl kazancımızı da biliyor herkes, kimin ne yaptığını da bilir. Bu Artvin'de hatta şirket çalışanları yukarıda Cerattepe'de nöbetçileriyle bir gün oraya çıkmıştık. Onlarla konuşurken dedim ki çocuklar beni tanıyorsunuz. Benim Almanlardan para aldığımı söylüyorlar. Veya benim nasıl çalıştığımı biliyorsunuz dedim. Ne olduğumu da biliyorsunuz. Biz de çok şaşırdık dediler. Biz hiç inanmadık öyle bir şeye. Ya dedim işte o kadar temiz bir şirkettesiniz. Yani siz çalışın elbette. Bizim sizinle derdimiz siz değilsiniz. Asla öyle bir şey söylemeyiz zaten. Onlar da bizim çocuklarımız. Ya böyle şeyler maalesef daha işi abartarak, gittikçe büyüterek bunlara başvurmaya başladılar. Aslında bizim Rizeli vatandaşlarla veya bilmem şeylerle kesinlikle asla bir şeyimiz tabii, yok. Tabii. Rizeli şu yazı yazan bu Rizeli gençler falan değildir. Değil inanın. Tabii. Kesinlikle. Alakası yoktur. Yani, iki tane tehdit var. Özellikle hani Uyan ey Rizeli diye bir atemelere asmışlardı şunu bakın. Atemelere. Atemelerin kameraları var. Kimin attığı? Tabii işte yani hemen bulunur bunların zaten ne oldu. Ve bir de mektup şeklinde bir şey vardı. Envanterlerimizi toplayıp geliyoruz diye. Envanterleri zannedersem silahları. Çok ödümüz kopmadı tabii. Esasında Rize valisinin, işte Artvin valisinin yasak kararı. Bu da çok enteresan. Artvin'e gelir gelmez hemen ertesi gün bir aylık yasak kararı koydu. Yani olağanüstü halin dışında hemen bir ay sizin basın toplantısı koydu. Ve her türlü bu konudaki bilgilendirme şeylerini yasakladı. 95 yılından bu tarafa bakın. Biraz önce de anlattığım gibi. 95'ten bu tarafa gelen bütün valilere eğer yaptığımız her şey hakkında bilgi veririz. En son ayın 18'inde pazar günü tehditler, bizim de arkadaşlarımızın telefonlarımıza tehditler gelmeye başladı. Akşama kadar, cuma günü bütün gün tehditler sürdü. Akşamüstü Merkez Karakolu'na suç duyurusunda bulunduktan sonra kesildi ve aynı sözlerle tehdit ediyorlar. Yani şunu şuraya yazılan şeylerle tehdit ediyorlar. Hakaretler ediyorlar vesaire. Şey yaptık ve biz bunu AK Parti İl Başkanı'na arkadaşımızı aradık. Dedik ki durum böyle. Durumun böyle iş çirkinleşmeye başladı. Biz sadece duruşmaya gidiyoruz. Duruşma duyurularımızı yapıyoruz. Biz bugüne kadar duruşmalarda bir eylem yapılmaz zaten. Mahkemeye gidiyorsunuz ve derdinizi anlatacaksınız. Yani duruşma kapısı bir eylem kapısı değildir. Ve hatta vatandaşlarımızın duyurabildiklerimizi asla tişört bile giymeyin dedik. Yani madene hayır tişörtü bile giymeyin. Öyle gidin. Sakın yolunuzu keserlerse karşı çıkmayın dedik. Yani alırlarsa alırlar, almazlarsa sakin olun. Yani sonuçta öyle bir şey olamaz yani. Olmaması gerekir. Ki davaya inanılmaz bir şey. Müdahil olmasına rağmen müdahillerin davada olması gerektiğine rağmen. Aslında 751 katılımlı davadır. Evet. Bunun 30'dan fazlası kurum ve kuruluşlardır. Yani Artvin'deki siyasi partiler var. Esnaf sanatkarların tüm odaları var. İşte barosu var. TUMOP'un odaları var. İşte ticaret odası var vesaire vesaire. Bunlar Artvin halkının temsiliyeti açısından baktığınız zaman davacı olan bütün Artvin halkıdır. Aslında evet. Sorarsanız 751 evet. Katılımlı olmasının nedeni 61 tane de avukatımız var. Noter 61 tane de avukatımız var. Notere gidip vekalet veriyorsunuz. Süre bir aydı ve yukarıya da müdahale ediyorlardı. O yüzden mecburen hemen açmak zorunda kaldık davayı. Bu belki 1000'i bulacaktı. Belki çok daha fazlayı bulacaktı. Evet. Yani şey açısından öyle yapmak zorunda kaldık.
Yani bir tür kirli oyunlara tabii son zamanlarda bunu gittikçe artırmaya başladılar. Bunu işte daha çok bizlerin üzerinden yürütmeye başladılar. İşte öyle bir dava açtılar. Neyse onu savcı da, savcı bey de inanmamış ki onu reddetti hakikaten. Fakat tabii vatandaşa işte bir yani bir takım bir dernek kurdurmuşlar. Geçen o dernek beni işte savcılığa yine şikayet etmiş. Derneği basmışım vesaire gibi abuk subuk şeylerle. İfadelere gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Bizim asla yöntemimiz değil. Biz vali beyi pazar günü aradım, evinden aradım. Tabii ki rahatsız etmek istemeyiz ama olağanüstü bir durum var. Bir yasak ilan etmiş, biz duruşmaya gideceğiz. İnsanlar ne oluyor diye bizi arıyor. Yasak var, gitmiyor muyuz, gidemiyor muyuz diye de insanlar arıyor. Biz tekrar mesajlarımızı çektik. Hayır arkadaşlar, işte duruşmaya gidiyoruz. Herkes sabah duruşmaya gidecek. Bu kadar, başka bir şey yok. Vali Bey'i arıyorum ve diyorum ki Vali Bey'e bir bilgi vermemiz lazım. Lütfen bizimle görüşsün. Böyle böyle şeyler var, tehditler var. Rize'de asılan tehdit afişleri var. Bu bakın bir sürü insan oraya gidecek. Bu insanların mal can güvenliği hem Rize valisini ilgilendirir hem Artvin valisini ilgilendirir. Bütün bunları söyleyin lütfen ve şu anda görüşemem dedi. Emniyet müdürümüz cuma günü ve daha öncesinde de emniyet müdürümüzden randevu istemiştik. Biz aslında emniyet müdürlerimize de gidip bilgi veririz. Dosyamızı sunarız. Neden bunun istemediğimizi bilimsel verilerimizle açıklarız. Bütün gelen valilerimize gideriz. Hem hoş geldin deriz hem de bilgilendirme yaparız. Ve biz Ankara'ya her gidişimizde, işte adliyelere her gidişimizde valilerimize gider bilgi veririz. Yani ondan izin almak veya şey almak açısından değil. İlin valisidir. Biz onun bilgisi, yani detaylı bilgisini veririz. Oradan gerisi onu bileceği iştir. Ve bize de genelde yardımcı olmuşlardır aslını sorarsanız. Ama tabii son dönemlerdeki biraz maalesef farklı şekle dönüştü. Maalesef bizi şey yapmadı. En son gün AK Parti İl Başkanımıza da ulaşamadım. Belediye Başkanımıza da ulaşamadım. Ne olduysa... Uğur Bayrak tutan sağ olsun CHP milletvekilimiz zannedersem İsrafil Bey'e, yani AK Parti milletvekilimize bilgi verdi. Biz onu da arıyoruz sürekli. Onunla da görüşüyoruz. Ona da bilgi veriyoruz. Yani bütün bunları şu veya bu parti ayırmadan sürdürdük ve öyle sürdürmeye devam ediyoruz. Evet. Yani ne zaman ulaşabilirsek bıkmadan, usanmadan sürekli arıyoruz ve mutlaka geçenlerde zaten hep yani CHP milletvekilimiz, AK Parti milletvekilimiz, bütün MHP, CHP ve AK Parti il başkanlarımız bir araya gelerek toplantı da yaptık. Yani bütün bunları hep beraber gözden geçirmeye çalışıyoruz. Onların önerilerini de dinliyoruz. Şimdi yani ne yapacağımızı hep birlikte karar veriyoruz. Çok az bir zamanı kaldı, 1,5 dakika kadar. Bundan sonraki süreçte yapacağınız çalışmalar ve durduğunuz noktadan sonraki aşamalarda Artvin halkına ve doğa tutkunlarına, yani bu konuda mücadele edenlere mesajınızı alarak programı kapatalım. Tabii hakikaten bizim mücadelemiz hakikaten yaşamsal mücadeledir ve hakikaten bir dünya mirasının gelecek kuşaklara aktarılması mücadelesidir. Başka bunun altında başka bir şey aramak imkansızdır. Üstelik Artvin'in bu madene, bir kişinin cebine girecek olan bu madene mahkumiyeti mi vardır? Artvin'de yapılacak onlarca farklı şey var. Onlarca, yüzlerce tıbbi bitkimiz var üretilebilecek veya işte şey, insanlık adına hizmete sunulabilecek. Örneğin Hatila Milli Parkı'nda hemen bitişiğinde arı zehri üretim yapmak için yatırım yapan vatandaşlarımız var. Arıcılıkla ilgili çok güzel çalışmalar var. Yani yüzyıllarca insanlığa hizmet edecek şeylerin yapılması gerekirken, yapılabilmesi gerekirken ve turizm, Artvin'deki evet, doğa turizmi veya bunun gibi gerçekten düzgün yapılması gereken ama korunarak yapılması gereken, asla turizm deyince de ödümüz kopuyor. Başka türlü olmasın diye açıkçası. Evet. Yapılması gereken onlarca şey varken niye bu ısrar, niye bu yok ediş? Esasında onun devlete katkısı 42 milyon falan. Belediyenin kendi, şu andaki AK Parti belediyesindir, AK Parti'den seçilen belediye başkanımızdır. Ve Trabzon'dan kendisi başvurarak Trabzon Katı Üniversitesi'ne
üniversiteye. Onun istediği, yani çağırdığı hocaların raporlarında bu kamu yararı değildir, burada madencilik doğru değildir ve devlete de katkısı yoktur. Devlet katkı payını hayır hesaplamışlar. 42 milyon. Yani bir bina yapamıyorsunuz. E biz Artvinler toplayıp verelim dedik bu parayı. O kadar lazımsa. Yani bu şeyi kurtarıyorsa. Bizim Trabzon valisinin söylediği zaten yani ağza bile alınacak şey değil. Evet. Bir vali koparıp parçalamaz. Bir vali bir katil değildir. Olamaz zaten. Onun da gereği zaten yapılacak. Suç duyurularında bulunacağız ama ne yazık ki o kadar çok şeyle uğraşıyoruz ki ona zaman ayıramadık. Bir vali toparlayıcı, birleştirici, halkına, vatanına hizmet eden insan validir. O ünvanı hak eder. Diğer türlüsünün vali olma şansı veya vali olarak hitap etmek bile içimizden gelmiyor açıkçası. Evet. Biz yine tekrar ediyorum. Artvin'deki binlerce canlının gelecek kuşaklara aktarılması gereken olağanüstü dünya mirasının mutlaka korunması gerekiyor. Bu bizim hem anayasal görevimizdir. Aynı zamanda da yaşamsal hakkımız, yaşamımızı korumak için mutlaka bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Biz başka bir şey yapmıyoruz aslında. Asla devletimize karşı gelmiyoruz. Asla vatan haini değiliz. Asla başka bir şey değiliz. Evet. Artvin halkı eğitimiyle, üretimiyle onlarca yıldır hem ülkesine hem dünyaya hizmet etmiş bir halktır. Bu bütün ülkemiz için de geçerlidir. Asla bizim ülkemizin insanlarını başka türlü yaftalamak ağzımızın, dilimizin ucundan gelmez. Öyle bir şey de düşünmeyiz. Artvin halkı da biraz daha küçük olması hasebiyle, bir renkli bir kimlik olması hasebiyle öyle bir kimliğimiz var. Ve biz gerçekten vali yasak koyuyor ama ağzımızı bantlaması lazım. O yasak çok gerçekten ona da çok üzüldük. Bir aylık yasağın anlamını bir türlü yani anladık zaten aslını sorarsanız ama gerçekten çok üzücü. Keşke bizi bir kez dinleseydi. Yine de istiyoruz. Bizi de davet etmesini bekliyoruz. Evet. Sayın Artvin Valisi'nin. Buradan evet. Da sesleniyorum. Biz asla yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Biz bu ülkenin yurttaşlarıyız ve hakikaten vatanımızı da kendi onların geleceklerini de kurtarmaya çalışıyoruz. Herkese yaşanacak en önemli şey temiz hava, temiz su, temiz toprak, temiz yiyecek. Bu bakın son günlerde Karadeniz'in yaşadığı. Bir de şunu söyleyeyim aslında. Evet, Karadeniz'le aslında asla oynamamak gerekiyor. Son günlerde felaketler üst üste geliyor. Yağışlar değişti ve yağışların artarak devam edeceği söyleniyor. Eğer biraz daha oynarsak hepimizin sonu olacak. Karadeniz herkese lazım. Hele de bizim doğamız bütün dünyaya lazım. O yüzden herkesin aklını başına toplayıp ona göre hareket etmesi lazım. Biz yine tekrar ediyoruz. Artvin Valisi'nin bizi davet edip dinlemesini diliyoruz. Dileriz bizi bir kez dinler. Bu yanlışından döner. Artvin halkının ne yapmak istediğini anlamaya çalışır. Ve gerçekten halkının, ülkesinin valisi olur. Şirketlerin valisi olmaktan vazgeçerler. Neşe Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Bu program için Artvin'den kalktınız, İstanbul'a geldiniz, konuğumuz oldunuz. İzleyicilerim adına gerçekten teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Dilerim en kısa zamanda bu Cerattepe'deki mücadeleniz olumlu şekilde sonuçlanır. Bizler de inşallah o olumlu sonuçlanan mücadelenin arkasında sizlere kol kola horonun içinde olmaya çalışırız. Evet sevgili izleyiciler, Cerattepe'de son gelişmeleri sizinle paylaşmaya çalıştık. Süremizin el verdiği ölçüde bir başka kent yaşamında yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum efendim.